Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah, selamu aleyküm ve rahmetullah. Evet sevgili arkadaşlar, Cuma'ya 20 dakika kadar bir vakit var. Bugün camilerden bahsedeceğim. Evet. Maalesef Allah'ın emrinde olması, sadece ona kulluk yapılması, ona çağrılması gereken mescitlerimiz laik düzenlerin yönlendirdiği birer devlet dairesi haline gelmiş. Devlet memurları tarafından devlet adına içinde faaliyetler o doğrultuda yapılan kurumlar olarak işlev görüyor. Kur'an-ı Kerim mescitlerin sadece Allah'a ait olması gerektiğini ifade ediyor. Estağfirullah. Ve ennel mesacide lillah felâ ted'u ma'allâhi ahada. Mescitler, camiler Allah içindir. Orada başka bir Allah'tan başkasına çağırmayın. Allah'tan başkasına davet etmeyin, dua etmeyin buyrulur Cin suresinde. Evet. Camilerde nice bid'atler işleniyor ve her şeyden de önemlisi Allah'ın dini temel esaslarıyla anlatılmıyor. Tevhidin, şirkin, putperestliğin, tağuti özelliklerin, özellikle devletle alakalı isyanların hemen hiç gündeme gelmediğini, dolayısıyla ketmedildiğini hak ve hakikatin biliyoruz. Bizim de camilere sahip çıkmamız gerektiği halde sahip çıkamayan bir acziyeti yaşıyoruz. Evet. Biz camilerimizi kurtarmadan camilerimiz de bizi kurtaramaz. Mahallelerimizdeki mescitleri işgallerden yeterince kurtaramayan insanlar Mescid-i Aksa'yı, Mescid-i Haram'ı kurtarma konusunda hiçbir adım atmamış ve o konuda çok da ciddi olmadıkları ortaya konulmuş olur. Evet. Dışı kafirleri yakıyor, içi de bizi yakıyor camilerin. 110 bin civarında cami var Türkiye'de. Tabii 110 bin caminin 110 binin üzerinde görevlisi var. 110 bin görevli gerçekten görevini yapmış olsa Türkiye'de düzenin ayakta kalma şansı pek olmaz. Ama İslami manada devletle hesaplaşma olsa zannediyorum önce cami görevlileri karşı çıkar ayaklanan insanlara. Evet. Bugün İslam'da din adamı olmadığı, ruhban sınıfı bulunmadığı halde din adamı diye bir tabir kullanılıyor. Sanki diğer Müslümanlar dinlerinin adamı değilmiş gibi değerlendiriliyor. Halk da onları ayrı bir sınıf olarak düşünüyor. Tabii cami görevlisi olmayanları da buna katabiliyor. Halbuki İslam'da ilim söz konusudur. Ama ilim sahiplerinin özellikle ayrı bir statüye tabi tutulması, diğer insanlardan farklılık arz etmesi, sınıf sisteminin olmadığı dinde doğru kabul edilmez. Allah nazarında kimin daha faziletli olduğunu biz bilemeyiz. O yüzden kılık kıyafetlerle
diğer Müslümanlardan ayrılan, özel bir sınıf statüsü oluşturan yaklaşımların nebevi bir tarz olmadığını söylemek doğru olur. Evet. Yani din adamı sınıfı, ruhban sınıfı yoktur dinde. Ve namaz kılmak, namaz kıldırmak bir ibadettir. Bunun karşılığında bir ücret alınmasının da yine Kur'an ve sünnet ölçeği içerisinde doğru olmadığını ifade ederim. Yani para karşılığında namaz kıldıran, namazını cemaatle kılmak konusunda zaten ibadet olarak yapması icap eden bir hususu, ancak maaş karşılığı yapan bir konuma gelinmesi, peygamberlerin hemen hepsinin estağfirullah ve ma es'elüküm aleyhi min ecr in ecriye illa ala rabbil alemin dediklerini Kur'an haber veriyor. Ben sizden hiçbir ücret talep etmiyorum. Benim ücretim alemlerin Rabbi Allah'a aittir deniliyordu. Evet, hatimler, cenaze merasimleri ekstra ücretlere tabi tutulan paralı hizmetlere dönüştü. Evet. Bundan daha ötesi, günümüzde camiler dinin hapsedildiği ya da hapsedilmek istendiği birer hapishane görünümündeler. İmamlar da bu hapishanenin gardiyanları tabir caizse. Evet. Yani niye hapis ve hapishane dedim? Çünkü dinin oradan dışarıya çıkmadığı, oraya da tümüyle girmediği, kısmen girdiği, insanların heyecanlarının orayla sınırlı tutulduğu birer ibadethanelere dönüştü. Evet. Yeryüzü bütün müminlere mescit kılınmıştır. İbadethanelerin tabii kendine has değeri, kıymeti var mıdır? Elbette vardır. Hatta kimilerimize ters gelse de kiliselerin, havraların bile Allah'ın nazarında diğer mekanlardan farklı olumlu tarafı vardır. Oralarda da yanlış da olsa Allah'a ibadet edilir. Allah'a tazimde bulunulur. O yerlerin bile nesi vardır? Diğer mekanlardan daha şerefli tarafı vardır. Tabii ki mescitlerin çok daha farklı konumu olmalıdır. Allah için yapılan yerler. Ama bugün maalesef Allah'ın tevhid dinine engel olacak nice gayretlerin de oralarda daha ciddi faaliyetler olarak yapıldığını görüyoruz. Müslümanların birbirleriyle dertlenmediklerini, hatta birbirlerini yakinen tanımadıkları, ihtiyar yaşlarda işte camiye giden insanların tavırlarının İslam'ı yeterince temsil etmediğini üzülerek şahit oluyoruz. Yani imamla cemaat ilerideki ümmetin nüvesini teşkil etmesi gerektiği halde yer yer birbirlerini çekemeyen, birbirlerini şikayet eden konumda olurlar ve cami bahçeleri dedikodu yuvalarına benzer. Tabii cemaatle namaz kılmanın 27 derece sevabı var, biliyoruz. Ben acizane bu 27 derece sevabın bol keseden verilmiş bir sevap olmadığı tabii anlayışıyla araştırmaya çalıştım. Camilerin 27 ayrı fonksiyona sahip olduğunu, yani 27 derece sevabın camiye giden insanların 27 ayrı ibadet yapmalarıyla ilgili olduğunu
kanaatine vardım. Yani 27 derece sevap, 27 ayrı ibadetin neticesidir. Nedir onlar? Kısaca saymaya çalışayım isterseniz. Caminin, Asr-ı Saadet'teki caminin fonksiyonu olarak. Yani Peygamberimiz zamanında bir mümin camiye giderken değişik ibadetleri de yapma durumunda oluyordu. O yüzden 27 derece sevap geliyordu. Evet, bu 27 derece diye ifade edilen rakam mümkün ki bugün için biraz farklılık arz etse bile caminin namaz kılınmaktan başka bir fonksiyonu olmadığı bu dönemde 27 derece sevabı beklemek beyhude olacağının daha ötesinde bugünkü camilerde 27 ayrı ibadet yapılmak yerine 27 ayrı bid'ati görüyoruz maalesef. Bid'atler kişinin yaptığı ibadetleri silip götürür. Yani ecir, sevap da kalmaz daha önceki şekilde. Her bid'at, küllü bid'atin dalale ve küllü dalale finnar. Her bid'at dalalettir ve her dalalet kişiyi ateşe götürür. Bid'at nedir? Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem yapmadığı, Kur'an'da geçmeyen, sonradan icat edilmiş, ibadet kastıyla yapılan herhangi bir faaliyettir. Evet. Yani iki temel özelliği var. Birisi ibadet kastıyla yapılacak. İkincisi peygamberin sünnetinde bir benzerini olmayacak. Evet. İşte bu bid'atler insana sevap yerine sevap umarken nice günahlara sebep olur. Allah Resulü bid'at konusunda çok net uyarılarda bulunur. Evet. Yani kişinin namazının, orucunun, haccının iptal olacağı ve hatta hadisin devamında yağdan tüyün çıktığı gibi imandan çıkacağı ifadeleri bid'atla alakalı uyarı olarak söz konusudur. Evet, bugün camilerde 27 tane en azından bid'atlerin bulunduğunu ifade edebiliriz. Bunların birkaç tanesini sayayım isterseniz vakit el verdiği kadar. Camilere kadınların gitmesine engel olmayın diye 10 civarında kütüb-i sitede hadis olduğu halde bugün hanımlar camilere normal namaz vakitlerinde ve hatta cuma namazlarında hemen hemen gitme haklarına sahip değildirler. Yani sadece erkeklere ait kabul edilmiş camiler uygulama olarak. Evet. Kadınların mescide gelip namaz kılmaları sünnettir. Allah'ın kadın kullarını Allah'ın mescitlerinden men etmeyiniz der. Buhari ve Müslim müttefekun aleyh olarak rivayet ettikleri hadiste. Evet. Özellikle cuma günü ve benzeri zamanlarda hutbeden, vaazdan hisse alamamaları onları daha cahil bırakmaktadır. Yine pis kokular yayıldığı bir durumda Peygamberimiz böyle bir yanlışı yapan kimsenin camiye gelmesine müsaade etmemiştir. Hatırlayın, soğan ve sarımsak yiyenler camimize yaklaşmasın diyen Resul, özellikle yaz günleri ayaklarının teri veya çoraplarının kiriyle camiye gelen ya da uzun zaman banyo yapmadığı için güzel kokular çıkartmayan kişileri bir tarafa bırakalım. Sigara içtiği ağızla
nice Müslümanın nefesinden rahatsız olacağı şekilde camiye geldiğini peygamber zamanında olsaydı bu durum görseydi, soğan ve sarımsak kokusuyla camiye gelmesini istemeyen Resul herhalde sigara içenleri camiden kovardı. Tabii camiden kovulacak şeyi terk etmemek, onu bir değerlendirelim. Yani içkiyi yasaklayan ayetlerden bir tanesi neydi? La takrabu salate ve entüm sükara. Evet. Sarhoşken namaza yaklaşmayın. Ve sahabenin çoğu bu ayetle birlikte içkiyi bırakmıştı. Kesin yasak kılınmadığı halde. Bizi namazdan alıkoyan şey hayırlı olmaz. Madem ki içkiliyken Allah'ın huzuruna namaza çıkamayız, öyleyse namazı terk etmek yerine içkiyi terk etmemiz gerekir diye tercihlerini ondan yana yapıyorlardı. Evet, sigara konusunda da hala sigara içen müminler varsa, 62 lira cezası olan kahvelerde sigarayı içmiyorlar. Herhalde 62 lira cezadan çok daha ağırdır camide diğer müminleri ağzının kokusuyla rahatsız etmenin durumu. Gelmesinler camiye, milleti rahatsız etmesinler. Öyle mi diyelim, yoksa bıraksınlar da temiz ağızlarıyla mı gelsinler diyelim? Tabii ki ikincisini söylemek durumundayız. Yine mescitler imkanlar zorlanarak Peygamberimiz zamanındaki mescitlerin fonksiyonlarına uygun hale getirilmeli, faaliyet alanları genişletilmelidir. Çok yönlü hizmetler yapılabilmelidir. Camilerde sadece cuma günleri belki o kalabalıktan caminin genişliğinden yararlanılıyor. Yoksa caminin başka zamanlar onda biri bile zor kullanılıyor. Yani düğünler yapılabilir camilerde. Bedava düğün salonu. Niye Müslümanlar israf edip de salonlar tutsunlar? Konferanslar tertip edilir. Seminerler yapılır. Halka değişik şekillerde kadınlara, erkeklere, esnafa vesaireye ayrı ayrı kurslar düzenlenebilir. Temizliğine de riayet edilir. Yani cami hatta uzaktan gelen insanlara otel görevi de yapar. Niye yapmasın? Peygamber zamanında bütün bunlar icra ediliyordu. Yani o kadar büyük binalar namazın dışında hatta kapatılabiliyor. Camilerin kapatılması caiz değildir aslında. Ve onunla ilgili görevli var. Hem de bazı yerlerde iki tane imamı müezzini. Ama camide sadece namaz vakitleri bulunurlar. Başka bir işin olmaması lazım. Maaş alıyorsun o yüzden. Hiç olmazsa camideki diğer zamanlarda nasıl insanlara hizmet edilir? Onunla ilgili faaliyetler yapın. Bu da yapılmaz. Yani camiler çok yönlü kullanım sahalarıdır. Asr-ı Saadet'te cami kütüphanedir, hapishanedir, devlet konularının istişare edildiği devlet müessesesidir. Tabii ki İslami devlet anlamında düşüneceksiniz. Efendim nedir? Savaş kararlarının alındığı yerdir. Camiler spor salonudur. Camiler efendim düğün salonudur. Camiler suffe okulunun oluşturulduğu medreselerdir, İslam okullarıdır, mekteplerdir. Camiler halk okuludur, halk eğitim merkezidir. Camiler dargınların barıştığı mekanlardır. Camiler yine devletin vatandaşıyla hesaplaştığı, vatandaşın devletten hesap sorduğu mekanlardır. Evet, yani bütün bu fonksiyonlar camiden çıkarılmış, toplayıcı özellikleri de camiden çıkmış, namaz kılınıp dağılınan yerler haline gelmiştir. Evet,
Cami toplayan demek, insanları toplayan, bağrında bütün müminleri bir araya getiren, kucaklayan demek olduğu halde bugün maalesef yanındaki saf tuttuğu insanı tanımayan veya ona karşı bir sevgi beslemeyen, farklı farklı zihniyetlerin, farklı düşüncelerin, farklı partilerden insanların nasılsa sadece namaz vakti omuz omuza gelip ondan sonra sırt sırta geldikleri mekanlar haline geldi. Gençlerin tabii hocaların tatmin etmemesi yönüyle olsa gerek pek rağbet etmediği, affedersiniz hayızdan nifastan kesilmiş insanların bolca vakit geçirmek için müracaat ettikleri birer yer haline geldi. Evet, yine camilerdeki bid'atlerden biri olarak dünya kelamı konuşulmaz denilmesi. Sanki ahiret kelamı biliyoruz da onu konuşacağız. Tabii ki dünya kelamı konuşacağız camide. Şimdi benim konuştuğum gibi. Dünya kelamı ne demektir? Ahiret kelamı ne demek? Yani sadece namaz kılınır camide. Başka insanlara emri bil maruf yapılmaz. Nasihat edilmez. Dünyamızı imar etmek için, Allah'a kulluğa dönüştürmek için konuşulmaz mı diyeceğiz. Dünya ahiret ayrımı zaten dinde yoktur. Müslümanın dünyası da ahiretten kopuk değildir. Ahireti de dünyadan kopuk değildir. O yüzden tabii ki dünyevi konuları camide gündeme getirmeyeceğiz de nerede getireceğiz? Rabbim hepimize namazlarımızı hakkıyla eda etmek, camilerimizde de hakkıyla namaz kılabileceğimiz İslami manada oraların da Müslümanların davanın, dinin, tevhidin hizmetine girmesini görmek nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.